biz cihadı önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı iki şekliyle idrak etmeye gayret edelim. Bir seferden dönerken sahabe efendilerimize dönüyor. Küçük cihadı bitirdik. Şimdi büyük cihada gitme vakti. Sahabe efendilerimiz şaşkın çünkü daha kılıçlarındaki kan soğumamış. Oklarını yerlerden ancak toparlıyorlar. Ya Resulallah cihat bitti ya şimdi. Hayır diyor. Kılıç ve okla yapılan cihat küçük cihattır. Onu bitirdik. Şimdi büyük cihada nefsimizle mücadeleye başlıyoruz. Eyvallah. Sadece bu anlatıdan hareketle beyefendiler için de iki farklı cihattan bahsedebiliriz. Ama yine kılıç ve okla yapılan cihadı konuşalım. Hanımefendiler orada varlar. Biz elimize ok almıyoruz, kılıç almıyoruz, birebir muharebede bulunmuyoruz ama arka tarafta yaralıların ihtiyaçlarını giderebiliyoruz. Cephe gerisinde yine varız. Yardımcı hizmet mi deriz, takviye hizmet mi deriz hiç fark etmez ama biz o meydanda Allah'ın izniyle varız. Fakat beyefendilerin kılıçla yapmış oldukları hizmeti, kulluğu, taati biz acaba elde edemez miyiz endişesiyle soruyor Ayşe annemiz. O zaman da diyor ki hacı mebrurdur. Peki ben sadece bu ifadeden hareketli bir kavram aktarmak istiyorum izleyicilerimize. Buyurun hocam. Desek ki cihat nereden bakarsak bakalım bir savaş meydanında ya da nefsimizle kıyamdır, ayakta duruştur. Sürekli dikkatli, teyakkuzlu olmaktır. Düşman gelebilir, nefsim beni aldatabilir, şeytan gelip beni aldatabilir diye. Şimdi hac menasikinin temel birkaç öğesini zikredeyim. Tavafımız var, vakfemiz var, şeytan taşlamamız var. Ve biz üçünde de kıyamda duruyoruz. Her an ayaktayız, her an hazır oldayız.